Sana da günaydın Eyfel. Eyfel'e geldik. Şu anda çok meşhur olan aynalı salona geldim. Bakar mısınız? Güzel. Toyurt diye bir şey yazıyor. Size burada yolculuk yapacağım ben. 10 saat falan sürecek. Montpellier'e gidiyorum şu anda. Ondan sonrası artık Allah kerim. Ne yapacağım hiç belli değil. Araştıracağım işte ne yapabilirim, nereleri gezebilirim. Sonra gece nerede kalabilirim? Asıl sıkıntı o. Çünkü bilmiyorum nerede kalacağımı. Öyle. Şu anda Zafer Tak yani Arc de Triomphe'nin önüne geldim. Doğru mu diyorum bilmiyorum ama Fransız aksanıyla zaten söyleyemeyeceğim için. Hemen ileride Arc de Triomphe var, Zafer Tak'ı dedikleri. Burada şöyle Stranger Things'in store yani eşyalarını sattığı yer açılmış benim anladığım kadarıyla. Ve oradaki kuyruğa bakar mısınız? Her yerde kuyruk var. Nasıl bir insan akını anlatamam size, her yer aşırı kalabalık. Zafer Tak'ı olarak geçiyor. Bir süredir restorasyondaydı, bitmiş ve şu anda üstünde şöyle insanları görebilirsiniz. Çok tatlı krep yapan ya da böyle işte hot dog yapan yerler var. Hemen Zafer Tak'ın önünde. Zaten biliyorsunuz ki krebiyle meşhur olan bir yer. O yüzden sokakta krep satan çok yer var. Böyle biraz da etrafı göstereyim size. Milano metrosu, Budapeşte metrosu, Bulgaristan metrosu, şimdi sırada Paris metrosu var. Ama galiba en karışık olanı, karışık olan yok ya. Hepsi rahat, biletinizi alıyorsunuz. Bir de Moovit diye bir uygulama var, ben onu kullanıyorum. O şekilde kaybolmuyorum. Size de mutlaka öneriyorum. Benim buradan gitmem lazım. Paris'teki metroda anlayamadığım bir şey var. Böyle hava geliyor, saçlarınız falan uçuşuyor. Böyle bayağı bir rüzgar var içeride. Ben hiçbir arada öncesinde böyle bir şey karşılaşmamıştım. O yüzden garip oluyor. Böyle metroyu da göstereyim. Metro müzesine hemen metro ile gelebiliyorsunuz ve giriş de şu şekilde. Şu anda metronun içindeyim. Dura girmek için direkt metroyla gelebiliyorsunuz ve durak şu şekilde. Çok güzel değil mi ya? Bir daha düşündüm de galiba İngilizce yazı olmadığı için, bu arada metrolarda da İngilizce yazıyor. Kaybolunabilecek ve hani hiçbir şekilde sizin mesela okuduğunuz gibi değil. Az önce Olympiades diye bir şey vardı, durak vardı. Söyledi kadın, böyle şey yapıyorlar ya, durak gelince adı söylüyor ya. Alakası yok, bambaşka bir şey söyledi. Galiba o yüzden en kaybolunabilecek metro şey diyebiliriz. Fransa metrosu diyebiliriz Paris'te. Booking'den bir tane hostel buldum. İşte geceliği 4 yataklı odada. 4 yataklı odada geceliği 22 euroydu. Depozito falan vermem gerekiyormuş, onu anlamadım. Ben gidince oraya şey yapacağım. Bakacağım neymiş o depozito olayı falan filan diye. Onun ardında merkezden o benim kaldığım hostele gidebilmek için metro kullandım. Metroda sadece bir aktarma yaptım ve işte 5 dakika sonra diyor ki ulaşacaksınız. Bakalım nasıl bir yer çıkacak, ben de merak ediyorum. Fotoğraflarda falan güzeldi ama. Günaydın. Kaldığım yer hostelde, 22 euro verdim. 20 euro da depozit yapıyorlar, bahsetmiştim size. Onu blok ediyorlar 20 euroyu. Daha sonrasında size geri veriyorlar. Onda bir sıkıntı yokmuş yani. 22 euroya kalmış oldum. 4 kişilik kadınların olduğu sadece bir odaydı. Öyle olunca hiçbir sıkıntı da olmadı. Güzeldi gayet. Adını falan soranlar olursa önerebilirim. Böyle şu anda Eyfel'e doğru gidiyorum. Ama hava çok soğuk. Ama neden bu kadar soğuk Paris'te bilmiyorum. Ben Bologna'da çok sıcak çok sıcak diye çok mana buldum galiba. O yüzden şu anda hava bayağı soğuk. Ama bu şekilde de gezebiliyorsunuz yani, o şekilde soğuk değil. Ya Fransızca gerçekten o kadar tatlı bir dil ki. Herkes böyle merci, merci beaucoup falan böyle. O kadar tatlı ki böyle insanlar konuştuğu zaman ben mutlu oluyorum ya. Gerçekten çok hoş. Bir de gerçekten Fransızlar da kibar insanlarmış. Onu fark ettim. Aslında benim buraya ilk gelişim değil. Ben 2011 yılında ilk defa ailemle gelmiştim Paris'e. Gezi amaçlı gelmiştik.
Ama işte o zaman Louvre Müzesi'ni, işte Versailles'i falan gezememiştim. 11 sene sonra tekrardan burada tek başıma olmak biraz şey oldu hani. Tabii ailem olsa daha güzel olabilirdi ama bu şekilde olması gerekiyormuş. Şimdi tek başıma geziyorum. Sizinle geziyorum aslında. Bunun en güzel yanlarından biri tatlıları. Kesinlikle tabii ki de. Şimdi metro için bilet almam gerekiyor. Şöyle değişik bir sistemleri var. Şuradan şöyle seçiyorsunuz. Hayret, burada İngilizce var. Geçiş kartım olmadığını söylüyorum orada. Sonra buradan böyle bakabiliyorsunuz. Ben mesela şunu seçeceğim. Ticket diyeceğim. Full fare diyorum. Bir tane alayım şimdilik. Ondan sonra şifrenizi giriyorsunuz ve bu kadar. Size buradan biletinizi alıyorsunuz, işte veriyor. Buraya geçiyorsunuz. Şimdi Versailles Şatosu'na geldim. Dışarıdan bile o kadar güzel görünüyor ki ve devasa, kocaman bir yer gerçekten. Her oda bu şekilde ya. Tavanlar tamamıyla farklı. Duvarlarda tablolar asılı. Her yeri çok güzel. Dışarıda da mükemmel bir bahçesi var. Devasa büyüklükte. Oraya da çıkacağım birazdan. O kadar güzel yapmışlar ki, şurada halı mı var yoksa tablo mu, bu anlamak imkansız. Yukarıda adamın tablo olmadığını bilsem, gerçekten dokunsam oraya hissedeceğim sanki halı deseyini. Çok garip. Şu anda çok meşhur olan aynalı salona geldim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Efsane bir yer. Gerçekten çok güzel. Her şeyle mükemmel. Dışarıda şöyle bahçesini görebiliyorsunuz. Harika. Gerçekten bayıldım buraya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Burası ise kraliçenin odasıymış. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yatak odasının. Nutkum tutuldu. Gerçekten olur da Paris'e gelirseniz Versailles'e uğramadan dönmeyin. Gerçekten o kadar güzel ki gözlerime inanamıyorum. Gerçekten her şeyi, her detayı, her odası ayrı güzel. Louvre da güzeldi evet, ama kesinlikle Versailles. Kesinlikle yani. Şuna bakar mısınız? Mükemmel yani, her yeri mükemmel ya. Ama şöyle ki, burada da İngilizce açıklama yok. Çok güzel. Hepsi Fransızca. Versailles'in içerisine girmek isterseniz sadece 18 euro. Eğer bahçesine girmek isterseniz de bunun için ayrı bir ücret şeyi var. 10 euroymuş. Paris merkezden gelebilmeniz için bu otobüsleri kullanmanız lazım. 171 numara. 171 ile bayağı bir yol gidiyorsunuz Versailles'e gitmek için. Bir de ben şöyle bir şey fark ettim. İtalyanca ile Fransızca gerçekten aşırı benziyor. Mesela Fransa tarafına sokunu bilmem de validation obligatoire diye bir şey, toyer diye bir şey yazıyor şurada. Ama kadın da var, çekmeyeyim orayı. Mesela validation, bu da İngilizce'den hani şey. Obligatoire yazan şey de mesela İtalyanca'da çok benziyor. Aslında İngilizce'de benziyor.
Otobüsten ise son durakta iniyorsunuz. Son durağın adını da şu şekilde göstereyim. Pont de Sèvres diye bir şey. Tabii ki de söyleyemiyorum Fransızca çünkü aksan tamamıyla bambaşka bir şey. Daha sonrasında merkeze gitmek istiyorsanız, Eyfel'e gitmek istiyorsanız her şekilde bu treni kullanabiliyorsunuz. Şimdi Paris'ten şeye geçeceğim, Montpellier'e geçeceğim. Bu şekilde böyle bula bula karın Flixbus'un yerleri var. Bu otogar sadece Flixbus ve bula bula kar. Kara özel. Başka hiçbir otobüs yok. Çok değişik geldi bana. Yani Flixbus ve bula bula kar şu anda bayağı bir kullanılıyor. Demek ki böyle bir şey yapılmış. Şöyle gişeler var onlara özgü. Çok garip gerçekten çünkü burası otogar, işte bula bula kar var, Flixbus var. Hemen çıkıyorsunuz devasa bir park ve böyle işte basketbol oynayanlar var, işte başka çimenlerde oturanlar falanlar var. O yüzden bana bayağı farklı geldi burası. Ama Flixbus ve bula bula kar bayağı işleri büyütmüş, yani devasa bir otogar çünkü. Yani 100'den fazla peron var, öyle söyleyeyim size. Yerim çok iyi. Otobüsün en arkası bir cam kenarı. Otobüsün içi şöyle yavaş yavaş işte insanlar binmeye başladılar. Bayağı iyi. Geniş koltuklar falan da beğendim bayağı. Benim bütün gün, bütün gece burada yolculuk yapacağım ben. 10 saat falan sürecek. Montpellier'e gidiyorum şu anda. Ondan sonrası artık Allah kerim. Ne yapacağım hiç belli değil. Araştıracağım işte ne yapabilirim, nereleri gezebilirim. Sonra gece nerede kalabilirim? Asıl sıkıntı o. Çünkü bilmiyorum nerede kalacağımı. Öyle. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Maşallah diyorum. Hem şey var, priz var. Hem de arka 5 kişilik. Şu anda 3 kişiyiz. Yanım boş yani şöyle çantam.